Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Ön soru çözümlerimizi az kesmeden devam ediyoruz. Ve konumuz Osmanlı tarihi. Biliyorsunuz ki oldukça önemli iki konumuz var. Biri Osmanlı tarihi, diğeri İnkılap tarihi. Kısa zamanda İnkılap tarihi ile ilgili de soru çözümümüz gelecek. Siz hiç merak etmeyin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz şu şekilde. Yakınlaştıralım Biraz. Ne diyor? Şöyle. Şimdi ilk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hakimiyet kurmak için yaptığı savaşlardan biri değildir? Bakıyoruz. Böyle sorulara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Sırpsındığı Savaşı Haçlarla yapılan ilk savaştır. Değil mi? Padişah 1. Murat dönemi. 1. Kosova keza aynı şekilde haçlarla yapıldı ve savaş kazanıldı. Biliyorsunuz ki savaş sırasında 1. Murat şehir düşmüştür. Doğrudur. Palekano'nu bırakalım. Varna Savaşı 2. Murat döneminde haçlarla yapıldı. Değerli arkadaşlarım doğrudur. Balkan egemenliği Ploşnik Osmanlı'nın Balkanlardaki ilk yenilgisidir. Doğrudur değerli arkadaşlar. Ancak Palekanon yani Maltepe Savaşı Orhan Bey döneminde Bizans ile yapılmıştır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır ki zaten bu savaşın sonucunda Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyeti yavaş yavaş sona erecekti. Devam edelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Şöyle yapalım. Bu yöntemlerle toprakları alınan beylikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur bakalım ne diyor? Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında Anadolu beyliklerinden akrabalık yoluyla, askeri mücadeleyle, para ile satın alarak vasiyette toprak almıştır. Şimdi Karamanoğulları savaş yoluyla. Karamanoğullarına kesin olarak son veren 2. Beyazıt'tır. Hamidoğulları altın yoluyla Candaroğulları Fatih Sultan Mehmet döneminde biliyorsunuz ki Candaroğulları'nda Sinop alınmıştı. Germiyanoğulları çeyiz yoluyla ancak Artukoğulları birinci beyliktir. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan birinci beylik olarak bilinir. O yüzden cevabımız B şıkkıdır. Devam edelim diğer sorumuza. Yakalım şey Sorumuz şu şekilde. Osmanlı siyasi tarihi ile ilgili ilklerin verildiği yukarıdaki tabloda numara numaralandırılmış alanların hangisinde yanlış bir eşleştirme yapılmıştır? Şimdi Bizans'la ilk savaşın yapılması Osman Bey. Savaşımızın ismi neydi? Tabii ki Koyunhisar'dı değil mi? Bu doğru mudur? Doğrudur. Yanlış diyor. Rumeli'ye ilk kez geçilmesi Orhan Bey. Osmanlı'nın Rumeli'deki ilk toprak parçası Çimpe Kalesi'ydi. Tamam. Haçlarla yapılan ilk savaş 1. Murat. Savaşımızın ismi Sırp Sındığı Savaşı'ydı. Bu da doğrudur. İstanbul'un ilk kez kuşatılması Yıldırım Beyazıt 4 defa kuşatmıştır değerli arkadaşlarım. Doğrudur. İlk deniz savaşının yapılması 2. Murat değildir. Savaşımızın ismi Çalıbey olup Padişah 1. Mehmet dönemidir. Yani Çelebi Mehmet dönemidir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Anladık değil mi? Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Şöyle. Osmanlı Devleti'nin bu çok kültürlü yapıyı huzur içinde bir arada tutabilmek için uyguladığı örgütlenme modeline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım neymiş? Osmanlı toplumunda hakim olsun Müslüman Türkler olsa da Rum, Ermeni, Sırp, Bulgar gibi Hristiyan toplumlar ve Yahudiler de Osmanlı Devleti'nin egemenliği altında yaşıyordu. Özellikle Hristiyanlar çoğunluğu Ortodoks olmak üzere Gregorian, Süryani, Katolik ve Protestan gibi farklı mezheplere mensuptu. Şimdi burada Osmanlı çok uluslu bir yapıda değil mi değerli arkadaşlarım? Yani çok uluslu bir yapıda olduğu söylenmiştir. E peki bu durum? Yani buna verilen isim neydi? Dirlik sistemi olamaz. Dirlik sistemi e, mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Bunlar kendi içinde 3'e ayrılır. Has, zahmet ve tımardı. O yüzden bu değil. Vakıf sistemi hayır kurumlarına aktarılır. E, şunu da unutmayın. Vakıf sisteminde askerlikle alakalı bir şey yoktur. Eledik. İskan yerleştirme politikasıdır. Bu da değil. Milleti bırakalım. Müsaade Fatih Sultan Mehmet Han tarafından getirilen sistem diye zorla alıkoyma anlamına gelir. Yani toprağını haksız elde edersen onu senden alırım diyor Fatih Sultan Mehmet Han. Cevabımız D şıkkıdır. Millet sistemi olacaktır. Devam edelim. Diğer bir sorumuza değerli arkadaşlarım. Yakınlaştıralım biraz. Yine kirlenmiş bir kağıdımız. Osmanlı Devleti'nde miri yani devlete ait toprakların gelirlerine göre sınıflandırılarak gelirlerinin devlet memurlarına maaş karşılığında verilmesine dayalı olan sisteme verilen adı aşağıdakilerden hangisidir? Sanırım az önce bunun cevabını verdim size. Cevabımız burada dirlik olacaktır vakıf değil iltizam peşin para usulüdür. Devletin nakit ihtiyacını karşılar. Benci gayrimüslimler gayrimüslim tebaadan 5 çocuktan biri Orduya alınırdı ya da başka işler için kullanılırdı. Müsaadele zorlu koyum demekti. Cevabımız A Devam edelim diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'nin yukarıdaki savaşları yaptığı devletler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Otlukbeli çaldıran Ridani. Şimdi değerli arkadaşlarım, Otlukbeli Fatih Sultan Mehmet döneminde kiminle yapıldı? Ak Koyunlarla yapıldı. Uzun Hasan burada yenilgiye uğratıldı. Çaldıran Savaşı Şii tehlikesi için Yavuz Sultan Selim tarafından kime karşı gerçekleşti? Safevilere karşı. Tamam. Ridaniye Memlük Devleti'nin yıkıldığı savaştır. Bakalım. Bir Ak Koyun olacak. Gitti 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 gitti. Cevabımıza hemen ulaştık değerli arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkı. Devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Bu ortam aşağıdaki savaşlardan hangisinin yaşanmasına neden olmuştur? Rus çağrı 1. Pedro 18. yüzyılın başında Baltık Denizi'ne yönelince karşısında İsveç Krallığı Demirbaş Çağrı'nı buldu. İki devlet arasında 1709'da yapılan Poltova Savaşı'nı kaybeden Demirbaş Çağrı Osmanlı Devleti'ne sığındı. Osmanlıların barış tavrına rağmen 1. Pedro topra Osmanlı topraklarına girdi. Böylece bir Osmanlı-Rus savaşı kaçınılmaz oldu. Tarihten yola çıkarak cevaba ulaşabilirsiniz. Cevabımız burada 1711 yılında gerçekleşen Prut Savaşı olacaktır. Lihaçova Meydan Savaşı 3. Mehmet'in Avusturya'yı yendiği savaştır. Salankamen 17. yüzyılın sonlarına doğru Avusturya ile yapıldı ve savaş kaybedildi. Peter Varadin Avusturya ile yapıldı. Üstünlük sağlanamadı. Nizip Savaşı Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı ordusu arasında gerçekleşti. Cevabımız Purut Savaşı olacaktır. Purut Savaşı'nda bilmemiz gereken kişi kim diye tekrarlarımızı yapalım. Baltacı Mehmet'tir. Rus ordusunu bataklıkta kıstıran kişidir. Geldik diğer bir sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdakilerden hangisi bu döneme ait bir gelişme değildir? 1839-76 yılları arasında kalan döneme Osmanlı tarihinde Tanzimat dönemi denir. Padişahlar kimlerdi? Padişahlar Abdülmecit ve Abdülaziz dedi değil mi değerli arkadaşlarım? 5. Murat da var ancak o herhangi bir saat girişiminde bulunmamıştır. İlk resmi gazeteyi bırakalım. İlk Kızıl Üçlü yeşisi. Abdülmecit dönemi ilk kağıt para Abdülmecit. Şer'i mahkemelerin yanına az, azınlık cemaat ve konsolosluk mahkemeleri Abdülmecit. Gayrimüslimlere de devlet memuru olabilme hakkı Abdülmecit. ilk resmi gazetemiz takvimi vekayidir değerli arkadaşlarım. O yüzden takvimi vekayı hangi dönemde? 2. Mahmut dönemiydi. Cevap bizden onu istemiyor değerli arkadaşlarım. 2. Mahmut tanzimat dönemi padişahı değildir. Ondan önceki dönemdir cevabımız aşık. <laughs> Devam edelim diğer bir sorumuza. Sonraki paylaşımda karma soru çözümü de gelecek. Bu durumu aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir? Bakalım. Osmanlı Devleti 19. yüzyıldan itibaren toprak bütünlüğünü korumak amacıyla Avrupalı devletlerin birbirleri arasındaki rekabetten yararlanarak bir tür denge politikası izlemiştir. Denge politikası ne demek değerli arkadaşlarım? Denge politikası toprak bütünlüğünü korumak için büyük devletleri birbirine karşı kışkırtmadır. Anladık mı? Şimdi A baktığımızda Mora isyanı sırasında Mısır valisinden yardım istemesi. Kendi valisinden yardım istiyorsa bu denge politikası değildir. Güçsüz olduğunu gösteriyor. Ayanlarla senet ittifak antlaşması yapıldı. 1808 yılında ikinci Mahmut ile Ayanlar arasında gerçekleşti ve padişahın yetkileri ilk defa kısıtlandı. Bu da değil. Kırım Savaşı öncesinde İngiltere'den dış borç alınması, Abdülmecid döneminde dış borç alındı. Bununla alakalı bir şey yoktur değerli arkadaşlar. Arkadaşlarım yani denge politikası ile alakalı bir şey değildir. Napolyon'un Mısır'ı işgali üzerine Rusya ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'ne yardım etmesi. Bırakalım mı? Bırakalım. Osmanlı Devleti'nin Fransa'nın Cezayir'i işgal etmesine göz yumması tarihimiz biliyorsunuz ki 1830'du. Değerli arkadaşlarım ne dedik? Büyük devletleri birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü korumaya biz denge politikası diyoruz. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. İnkılap tarihi de gelecek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonra, sonraki, sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.